talep kısıtlanınca konut ve taşıt fiyatları bu durumdan sizce nasıl etkilenecek? Hani fiyatlar düşer mi önümüzdeki süreçte? Yani amaç konut fiyatlarının ya da araç fiyatlarının düşmesi olmamalı. Bu çok rasyonel bir beklenti değil. Hedeflediğimiz şeyin daha çok fiyat artış hızının azalması, yani ivmesinin azalması olmalı. Ve bir noktada da bu fiyatların istikrar kazanması. Şimdi iktisatta, hatta finansta fiyat düşüşleri çok fazla gözlemlenen vakalar değil. Olurlar ancak kalıcılığı çok fazla yok. Dolayısıyla burada hedeflenen şey ya da hedeflenmesi gereken şey fiyat artış oranının düşüşü. Dolayısıyla fiyatların belli bir süre sonra artık yatay, çok fazla volatil olmayan bir seyre girmesidir. Ve burada tabii konut ve araç piyasaları açısından da bahsettiğimiz mevzu dolayısıyla şudur. Konut fiyatlarının da araç fiyatlarının da artık istikrar kazanması, çok fazla hareketli, çok fazla volatil olmaması mevzusudur. Ve geçen dönemler aslında geçen birkaç ayda buna yönelik işaretler de gördük. Önümüzdeki dönemler dolayısıyla özellikle bu piyasalarda vatandaşı daha fazla etkileyen bu piyasalarda görece bir fiyat istikrarı gözlemlemek mümkün olur kanaatindeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.